Bir diğer veri işleme komut yapılarından bir tanesi de update, yani güncelleme işlemleri. Güncelleme işlemleri de gayet temel seviyedeki SQL sorgularından bir tanesi. Hemen nasıl olacağına bakalım. Öncelikle hangi veriyi kullanacağız? Burada employees tablosu var. Employees tablosunu kullanacağız. Bunun içerisinde bazı veriler var. En son eklediğimiz alanlar var mesela Cihan Özhan vesaire. Bunu insert videosunda eklemiştik. Peki bunların üzerinde güncelleme yapalım. Güncellemede temel söz dizimi yukarıda gördüğünüz gibi sintaks olarak update. Ondan sonra tablonun adını yazıyoruz. Sonra da bu tablonun içerisinde hangi sütunları güncelleyeceğimizi set ile belirtmemiz gerekiyor. Bakın burada set dedim. Ondan sonra sütunun adını diyorum. Veriyorum. Eşittir. Bu vereceğim value değer ile bunu güncelle. Bu tabii tek bir satır da olabilir. Tek bir sütun güncellemesi de olabilir. O kayıt üzerindeki birden fazla sütun da güncellenebilir. Bunları inceleyeceğiz. Bir diğer yöntem de buna var ile filtre ekleyerek güncelleme işlemi. Bunun nedenini anlatacağım şimdi. Öncelikle temel seviyede update işlemini yapalım. Bunu employees tablosu üzerinde. Employees diyorum. Bakın alt satıra indim ki gerek yok. Buradan da devam edebiliriz. Ama daha düzenli olacaktır böyle. Set diyorum. Set first name eşittir. Şu şekilde. Mesela değişti diyelim. Ben bunu çalıştırdığım zaman herhangi bir sıkıntı yok. Bu SQL doğru, başarılı ama burada bakın employees tablosunda 12 tane kayıt var burada. Bu kayıtların hepsini güncelleyecektir eğer bunu bu şekilde çalıştırırsam. Çünkü herhangi bir filtresi yok. Bütün kayıtlar milyon satır kayıt olsa hepsini güncelleyecektir. Peki bunu değiştirirsek şöyle kopyaladım. Üzerine bir ekleme yapacağım. Bu da where employee ID'si. Diyorum ki bu çalışanın belli bir çalışan değerini hedefleyeceğim ben burada. Çalışanın adı düzeltiyorum. Employee ID'si mesela şu kayıttan iki tane var. Ben bunun 11. kaydını değiştireyim. 11. kayıt 11. employees çalışanın neyini değiştireceğiz? Mesela adı Cihan. Ben bunun adını Abbas diyeyim mesela. Bakalım ne olacak. Evet, roles affected 1 diyor burada. Hemen kaydı sorguluyorum tekrar. Bakın burada Abbas olarak değiştirildi. 11. 11 nolu kayıt. Bu şekilde gayet basit. Tabii bunun genişletilmesini de gösterelim. Genişletmekten kastım şurada birden fazla alanı güncelleme işlemi. Mesela 11 nolu kaydın hem adını hem de neyini değiştirebiliriz burada? Last name'i de değiştirelim. İkisini birlikte. Şöyle. Soyadı da ne olsun? Gedik olsun mesela. Bu şekilde Abbas Gedik. Öyle bir uydurduk. Last name. Şurada virgülü koymayı unuttum. Aralarına virgül koymamız gerekiyor. Rows affected 1 diyor burada gene. Sıkıntı yok. Hemen çalıştırıyorum. Bakın bir nolu kayıt. Hemen bunu ver ile employee ID'si 11 olan kaydı al dersek o kaydı tek başına da getirecektir. Abbas Gedik şeklinde. Evet, güncelleme işlemi bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.